İstanbul'un yangın kuleleri çalışmamda sıradaki kule Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi bahçesindeki Beyazıt Yangın Kulesi'nde. Bu videodan önceki iki videoda sırasıyla Ağa Kapısı Yangın Kulesi'ni ve ardından Beyazıt Yangın Kulesi'nin inşa edilmesine kadar geçen sürede yangın gözlemleri için kullanılan Süleymaniye Camisi minarelerini ve caminin kısa tarihinden bahsetmiştim. Ağa Kapısı'nda yıktırılan Yangın Kulesi'nin benzerinin bugünkü Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi bahçesindeki Beyazıt Yangın Kulesi'nin yerine yaptırılması kararlaştırılır. Hassa mimarı Kirkor Amira Balyan'a burada ahşap bir yangın gözlem kulesi yaptırılır. Kulenin kullanıma açılmasına az bir zaman kala kapatılan Yeniçeri Ocağı'na mensup eski Yeniçeriler kuleyi kundaklayıp yakarlar. Bunun üzerine 2. Mahmut yeni kulenin ahşap değil kagir yani taştan yapılmasını emreder. Eski ser askerlerden Ağa Hüseyin Gazi işi devralır. 1828'de kule tamamlanır. İstanbul Üniversitesi o dönemde ser askerlik yani Osmanlı Genelkurmay binası olarak kullanıldığı için kule ser asker kulesi olarak da isimlendirilmiştir. Kulede çeşitli dönemlerde farklı isimlerle çağrılan birçok görevli yangın gözetlemede ve bildiriminde rol almıştır. Gözcüler kimi zaman kulenin en tepesinde bayrak direğinin olduğu yerden tüm İstanbul'u gözetler, bir işaret görünce yangına dair hemen tulumbacılara haber verir, onlar da olay mahalline koşarlarmış. Kule nöbetinde gözetleme yapanlara dideban veya köşklü, Cumhuriyet döneminde ise kule görevlisi denilmiştir. Kulede görev yapanlar mıntıkacılardan seçilirmiş. Mıntıkacılar şehrin her sokağını, yolunu, su olan olmayan mahallesini, fırınını, fabrikasını olan her yeri bilirler. Bu da yangın anında doğru yönlendirme yapmalarını sağlarmış. İzin günlerinde bile bu mıntıkacılar şehrin bütün sokaklarını gezer, olası bir yangında yanlış bir bilgi vermemek adına ve doğru bilgiler vermek adına bunları not alırlar ve buna göre hareket ederlermiş. 25 Eylül 1923'te belediye itfaiye teşkilatının kurulmasından sonra kule 1996 yılına kadar hizmet vermiş. Beyazıt Yangın Kulesi bugünkü şeklini aldıktan sonra yangınlar gündüzleri sepetler asılarak, geceleri ise fener yakılarak bildirilirdi. Sepet sayısı bir bakıma yangının tehlike boyutunun işaretiydi. Yangını bildirmek amacıyla gündüzleri İstanbul için 4 sepet, Beyoğlu bölgesi için 3 sepet ve Anadolu bölgesi için 2 sepet asılırdı. Geceleri ise İstanbul için kırmızı fener, Beyoğlu için beyaz fener ve Anadolu için yeşil fener kullanılırdı. Sepetler 1934 yılına kadar yangınlarda sarkıtılmış ve daha sonra kaldırılmıştır. Beyazıt Yangın Kulesi sadece yangın gözetlemede değil, hava durumu ve köprülerin, boğazın trafiğinin o an ne durumda olduğunu da bildirirmiş. 31 Mayıs 1968'den günümüze onarım günleri hariç, hava durumu ışıklarla şehir halkına bildirilmeye başlanmış. Eğer kulede mavi ışık yanıyorsa yarın hava açık olacak demektir. Yeşil yanıyorsa yarın yağmur var demektir. Sarı yanıyorsa yarın sisli bir hava var demektir. Kırmızı yanıyorsa yarın kar yağacak demektir. Günümüzde de bu renklendirme ve ışıklandırma hala devam etmekte. Ve eğer yolunuz bir akşam vakti İstanbul Üniversitesi'nin olduğu bölgeye düşer ve Galata Kulesi'ndeki ışıkların rengini görürseniz oradan yarın yani ertesi günkü havanın nasıl olacağını öğrenebilirsiniz. Evet, ışıklarının havanın durumunu bildirdiğini söylemiştik. Galata ve Unkapanı Köprüsü'ndeki trafik durumu da yine kuleden bildirilirmiş. Sabaha karşı 4 ile 6 arasında yeşil ışık yanınca Haliç'teki gemilerin Marmara'ya geçtiği, kırmızı yanarsa Marmara'daki gemilerin Haliç'e geçtiği,
çift kırmızı yanarsa köprülerin kapalı olduğu bildirilirmiş. Kulenin biraz da yapısal özelliklerinden bahsedelim. Beyazıt Yangın Kulesi, nöbetçi katı, işaret katı, sepet katı ve sancak katı olmak üzere 4 kattan oluşmaktadır. Yüksekliği 85 metredir. İstanbul'un 7 tepesinden biri olan Beyazıt Tepesi'nde şehrin birçok semtine hakim bir manzara sunan pencerelerle çevrilmiştir. Yatakhanelerin de bulunduğu nöbetçi katına minare merdiveni gibi döne döne yükselen 180 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılır. Nöbetçi katından sonra 76 basamak olmak üzere toplam 256 ahşap basamak bulunmaktadır kulede. Kulenin 13 adet kemerli penceresi vardır. Gözetleme katının üstünde genişletilmiş bir zemin ve teras bulunmaktadır. Kule 1851 yılında bugünkü şeklini aldıktan sonra 1861'de Sultan Abdülaziz döneminde büyük bir onarım geçirmiştir. Sultan Abdülaziz zamanında yazılan ve kulede bulunan bu kasidede kulenin tarihçesi anlatılmaktadır. Ne zaman ve kimin tarafından yazıldığı bilinmeyen bu kasidede didebanların yani gözcülerin şehrin bütün mahallelerini ezbere bildikleri, bir kıvılcım gördüklerinde yangının semtini ve yerini ilan ettikleri belirtilmektedir. Maalesef bu videoları çektiğim dönemde kulenin içerisine giriş yapamadım. Kulenin içerisindeki ahşap merdivenleri ve yukarıdaki odaların içerisini ve de odaların manzaralarını çekemedim. Eğer ilerleyen günlerde izin alabilirsem bu çekimi de yapmayı düşünüyorum. Şimdi bir sonraki kuleye geçebiliriz. İyi seyirler diliyorum.